yüzeyden alıp orta merkezden vites kutusunun hareketini yapıyor. İletip tekerleklere kadar iletip aracınızı yerinden hareket ettiriyor. Takıldığınız, sormak istediğiniz bir yer var mı arkadaşlar? Bu motor üzerinden anlatabileceklerimiz bunlarla, bunlardan ibaret. Şu bizim ön manifold olduğumuz, şu nedir? Şunu da söyleyeyim. Bu da bizim yağ doldurma tapası arkadaşlar. Bütün araçlarda buna benzer bir tapa görürsünüz. Buradan ne yapıyoruz? Motor yağımızı eksildiği zaman, çıkarabilirsem göstereceğim. Buradan motor yağımızı buradan tamamlıyoruz. Veya motor yağını değiştirdiğimiz zaman yeni motor yağını buradan sisteme koyuyoruz. Şurada görmüş olduğunuz parçaların hepsini ne yapıyoruz arkadaşlar? Yağlıyoruz. Krankini yağlıyoruz, pistonu yağlıyoruz, silindirleri yağlıyoruz. Şu bizim gaz kelebeği arkadaşlar. Gaz pedalı, bakın şurada burada buraya bir tel geçiyor. Siz gaza bastıkça bu tel bu şekilde dönerek buradan geçen havanın miktarını ayarlıyoruz. Önceden ne vardı eski tip motorlarda? Bunlar daha biraz daha güncel motorlar, orta seviye. Eskiden ne vardı? Ön manifoldunun üzerinde karbüratör denilen bir elemanımız vardı bizim. Karbüratörün üzerindeydi bu kelebek. Yukarıdan hava yemiyordu. Karbüratör kendisi de yakıtı hazırlıyordu. İkisini karıştırıp ön manifoldundan gönderiyor. Bu ne yapıyor? Bu tek nokta enjeksiyonlu. Buradan havayı alıyor. Aldığı hava miktarına göre buradan sensörlerle bu hava miktarını gaz kelebeği konum sensörü ve buradaki sensörlerle alıp bu şeyi, kelebeğin konumu, yani kelebek ne kadar açık? Tam mı açık, yarım mı açık, çeyrek mi açık? Bu konum bilgisini alıp beyine gönderiyor. Beyin bu bilgiye göre gerekli olan miktardaki benzini de enjektöre yolluyor. Enjektör de emme zamanının başlangıcında püskürtüyor. Ne zaman püskürtüyormuş enjektör yakıtı? Emme zamanının başlangıcında, bu benzinli motorlar için. Dizel motorlarda ise enjektör yakıtı sıkıştırma zamanının sonunda püskürtüyor. Sıkışmış havanın üzerine yakıt püskürtüyor dizel motorlarda. Benzinli motorlarda emme zamanının başlangıcında hava ile yakıt birbirine karıştırılır ve ondan sonra gönderilir. 15 birim havayı buradan alırız. Burada ne var? Hava filtresi ve diğer sistemler var. Havayı buradan aldık. Bunun miktarına göre, kelebeğin konumuna göre hava aldık. O miktara göre de beyin ne yaptı? Enjektörlere, şuradan gelen bilgiler sayesinde enjektörlere de yakıt gönderdi. Gerekli miktardaki yakıtı da enjektörlerden alıp ikisini karıştırıp emme zamanında silindirlere çektik. Ondan sonra kapattık emme smobuna, sıkıştırdık. Bu jileti çakmağa çakıp yaktık. Bu şekilde güzeldi. Bu şekilde aracımızı ne yapıyoruz? Yerine hareket ettirip sürmeye devam ediyoruz. Var mı sormak istediğim bir şey? Şimdi bu videoları dinliyorsunuz. Kapat ağzını.